Şerafettin Yaltkaya arkadaşlar dönemin ebedi ezeli ölünceye kadar yani kayda hayat şartıyla çünkü o dönemin adetidir. Genellikle postu kaptınız mı seçim tayin falan çok olmaz kayda hayat şartıyla oturursunuz orada milli şeflik ünvanının verilişinde olduğu gibi. Değişmez genel başkan değişmez milli şef. Evet bu değişmez ölünceye kadar yerinde çakılı olanlardan bir tanesi de Cumhuriyet'in birinci Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ydi. Ama tabii Rıfat Börekçi de Allah'ın kullarından biriydi. Bütün nefisler ölümü tadacaktır ayetinin hükmünün kapsamına o da girdiği için en sonunda 1942 senesinde vefat etti doğal sebeplerden. Hemen şunu da belirteyim. Rıfat Börekçi arkadaşlar 1930'lu yıllarda hem Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri reisiydi. Hem de aynı sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı'ydı. Bu da çok az bilinen, yakın tarihe ait, fevkalade bence ilginç çarpıcı detaylardan bir tanesidir. Çünkü o gündür bugündür Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz siyasi kurum Türkiye'de laikliğin bana göre aslında laiklik ismiyle kamufle edilmiş olan resmi kurumsal İslam düşmanlığının ama en hafif Kesin din ve dünya işleri ayrımının sözcüsüdür, şampiyonudur. Buna zannederim CHP'lilerin kendileri de dahil kimse itiraz etmez. Evet öyledir. Ama gelin görün şu işe bakın. Bu CHP'nin 1930'larda Ankara il başkanı aynı zamanda Diyanet İşleri Reis'iydi. Artık ne derseniz deyin. Öldü. Ölünce yerine Şerafettin Yalkaya isminde birisini geçirdiler. Akademik kökenli prof. Sözüm ona ilahiyattan. Tabi o gün için artık ilahiyat milayat yok piyasada. Şimdi İsmail Kara gibi çok önemli bir araştırmacının Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam kitabının birinci cildinden bunu literatürün meraklıları bilirler. Cumhuriyet dönemi Türk toplumunda İslam ve İslam devlet ilişkileri konusunda bana göre bugüne kadar yazılmış iki en kapsamlı ve en yetkin eserden bir tanesidir. Diğeri de Hasan Hüseyin Ceylan Üstadımızın Cumhuriyet Dönemi Din Devlet İlişkileridir 3 cilt. İsmail Kara Hoca'nın kitabı daha yakın tarihlidir. Fevkalade yetkin bir çalışmadır onu belirteyim. Bu kitabın 81. sayfasında öğreniyoruz ki Şerafettin Yaltkaya masonlar tarafından ibadetin Türkçeleştirilmesi için Diyanet İşleri Başkanı yapıldı. Çünkü görünüşte mason hocaları 1935'te uykuya geçmiş olsalar bile gerçekte devletin üst düzey yönetimi tamamen onların kontrolündeydi. Bu ayrı bir bahis olduğu için detayına girmiyorum. Evet, ibadetin Türkçeleştirilmesi için Diyanet İşleri Başkanı yapıldı. Ve bunun karşılığında yani bu hizmeti gerçekleştirdiği takdirde ömür boyu aynen kendisinden önceki Ankara CHP İl Başkanı Rıfat Börekçi'de olduğu gibi ömür boyu Diyanet İşleri Başkanlığı kendisine garanti edildi. Şunu da arz edeyim arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. 1950'li yıllarda da yani artık çok partili hayata geçilmiş CHP muhalefete düşmüş Menderes iktidarı falan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı Rıfat Börekçi'nin oğluydu. Evet ilginç yani sadece on mülazayla söyledim. Şerafettin Yaltkaya Börekçi'nin yerine 1942'de ibadeti Türkçeleştirme sözü verdiği için masonlar tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi ve sözünü yerine getirdiği takdirde ölünceye kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kalma garantisi kendisine verildi. Gelir gelmez olaya hemen el attı. Dönemin meşhur Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'le birlikte yani Atatürk'ün sıfırın aritmetik tanımını sorduğu vakit hemen fırlayıp yani paşam sizin yanınızda ben cevabını vermiş. Bu sayede yürü ya kulum denmiş. Önünde ikbal yolları açılmış. Çok hızlı bir şekilde genç yaşta Milli Eğitim Bakanlığı'na yükselmiş olan bir zattır. Öldükten sonra Allah diyen bakan isminde bunu anlatan kitap yazıldı. Çünkü diğer taraftan da kendine göre gizli gizli bir Mevlevi dervişliği varmış. Mevle Mevlevi şiirleri yazmış. Bu şiirlerde Allah'tan da bahsetmiş. Ama ölünceye kadar şiirlerin yas yayınlanmasını yasaklamış. Öldükten sonra vasiyeti gereği yayınlandı. İşte böyle bir kişilik. Kişiliğin bu özelliğine bakarak da Müslüman'ın birisi bunu kitap konusu yaptı. Bence son derece zeka eseri güzel bir isim o. Öldükten sonra Allah diyen adam diye. Evet şimdi bir tarafta Şerafettin Yatkaya gibi birisi. Öteki tarafta işte bu Hasan Ali Yücel gibi birisi. Türkçe ibadet projesini arkadaşlar el attılar. Dücane Cündoğlu'nun Türkçe ibadet kitabının 153. sayfasından şimdi bunun detayını nakledelim. Dücane Cündoğlu Eşref Edib'in 1957 Ağustos tarihli Kur'an'la oynayan Kur'an'la oynuyorlar makalesinden bunu alıntılamış. Bir zamanlar İnönü büsbütün kendini bu devrime vermişti. Şerafettin Yaltkaya Hasan Ali ile beraber Çankaya'da, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bu inkılabın esaslarını hazırlıyorlardı. Namaz surelerini Yaltkaya kendi çetrefil lisanıyla tercüme ediyor, İnönü'ye takdim ediyordu. Bu iş biraz ilerledikten sonra Türkçe ezan mecburiyeti gibi namazların ibadetlerinde Türkçe olması hakkında kanun çıkarılacak. 1942-43'lerde İnönü'nün bizzat komutasında böyle ciddi bir devlet projesinin yeniden raftan indirilip uygulamaya geçirildiğine dair çok sağlam ikinci bir kaynağımız daha var. Dönemin rejiminin makbul gazetecilerinden ve milletvekili Asım Us'un Hatıra Notları kitabının 1943 yılına ait kısımlarında da birden fazla yerde şu ana fikir işleniyor sürekli ki Asumus ölünceye kadar CHP'li Atatürk döneminde de İnönü döneminde de milletvekili ve rejimin en makbul en el üstünde tuttuğu mesela çok rahatlıkla çok sık İnönü ile bizzat bir araya gelip görüşebilen gazetecilerden yani bu arka plan bilgisini verelim de çünkü yakın tarihi bilmeyenler Asumus ismi çok şey ifade etmez haliyle yani bu bilginin sıhhat derecesi nedir falan demesinler. Hatıra Notları isimli hatırat kitabının 1943 senesine ait olan kısımlarında birden fazla yerde ortak tema olarak hep şu fikri işliyor Asımız. Milli Şef ibadetin Türkçeleştirilmesine şimdi isterseniz kafayı taktı deyin, isterseniz kendisini tamamen vakfetti deyin. Dört elle yapışmış vaziyette. İnanmayanlar kaynağını verdim mesela sayfa 583 gibi açsınlar kontrol etsinler. Sonra arkadaşlar bu ikinci büyük hamle kaderin arz ettiğim gibi burada söyleyeceklerim gene seküler. Elhamdülillah sadece ben de Müslümanım deyip İslam'la alakası bundan ibaret kalanlara hitap etmez. Hatta onlar adamına göre şimdi yapacağım yorumu saçmalık olarak bile değerlendirebilirler. Bir şey demiyoruz. Allah hidayet versin. Şimdi nakledeceğim bilgi arkadaşlar bu bağlamda sadece Müslümanları yani ciddi anlamda, gerçek anlamda Müslümanları ilgilendiriyor. Proje devam ederken Şerafettin Yaltkaya gırtlak kanserine yakalandı. Hastalık çok feci bir seyir takip etti ve öldü. 1943 tarihli ibadetin ve kuran'ın türkçeleştirilmesi projesinin ikinci hamlesi de gene hakim kaldı.